Merhaba arkadaşlar. İkinci ünitemiz olan Milli Uyanış Bağımsızlıklar yolunda atılan adımlarla alakalı milli eğitimin yayınladığı örnek sorular ile daha önceki yıllara ait çıkmış soruları, konumuzla ilgili olan çıkmış soruları beraber çözelim. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez. Aşağıda Monroe-Sotheby's Anlaşması'nın bazı maddeleri belirmiştir. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir, yani dağıtılacaktır. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden stratejik noktaları işgal edebilecektir. Boğazlar açık olacak ve itilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi itilaf devletlerine bırakılacaktır. Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez. Soru köküne dikkat ediyorum. Söylenmeyeni bulacağız. Anadolu'da çıkabilecek azınlık isyanlarının engellenmesi. Bununla alakalı az önce maddeleri okurken bu maddenin bir çıkarımda bulunalım. Bekletelim. Haberleşme ve ulaşımın kontrol altına alınması. Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi itilaf devletlerine bırakılacaktır. Bu öncülle B seçeneğine ulaşılabiliriz. Soru bizden söylenemezi bulmamızı istiyor. B'ye ettik. Anadolu ve Rumeli bağlantısının kesilmesi. Boğazlar açık olacak ve itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Boğazların işgal edilmesiyle beraber Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantı kesilmiş oluyor. C seçeneği gitti. Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakılması. Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Yani orduyu dağıtıyorsunuz, haliyle devleti savunmasız bırakıyorsunuz. D seçeneği gitti. Haliyle cevabımız Adana olacak. A seçeneği. 2 Mayıs'ta yayınlanan örnek soruyu arkadaşlar çözmüş olduğumuz soru. Kasım ayına bakacak olursak, buna göre verilen cephelerin benzer özellikleri arasında durumlarının hangilerini yer aldığı söylenebilir. Kanat cephesi ve Kafkas cephesi ile alakalı bir tablo var, bir açıklama var. Bu açıklamayla ilgili hangi öncüler açıklamayla alakalı onu bulacağız. Söylenebilir diyor çünkü. Kanal cephesi nedeni, Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerin elinde bulunan Mısır'ı geri almak ve Süveyş kanalının kontrolünü ele geçirip İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için saldırıya geçmiştir. Sonuç, İngilizlerin güçlü bir orduya sahip olmaları, çölün aşırı sıcakları ve susuzluk nedeniyle Osmanlı ordusu yeniliyor, mağlup olmuştur. Kafkas cephesine bakalım. Osmanlı Devleti Rusların kontrolündeki Baku petrollerini ele geçirmek ve Orta Asya'daki Türkleri kendi çatısı altında birleştirmek amacıyla saldırıya geçmiş. Dikkat ederseniz iki cephede de zaten saldırı cephesiydi. Bununla alakalı açıklama da var, saldırıya geçiyoruz. Sonuç, Osmanlı Devleti kış şartları ve aşırı soğuklar nedeniyle bu cephede ağır kayıplar vererek geri çekilmiştir. Taarruz harekatında bulunulmuştur. Taarruz ne demek arkadaşlar? Saldırı demektir. Bilmemize fayda var. Eğer taarruzun saldırı anlamına geldiğini bilmiyorsak bu soruyu doğru cevaplama şansımız imkansız. Taarruzda bulunuyor muyuz? İki cephede de saldırıya geçiyoruz. Taarruzda bulunuyoruz. Bir olmayan yere geldik. Bursa seçeneğe gitti. Kaybedilmelerinde doğa koşullarının da etkisi olmuştur. Birinde çölün aşırı sıcakları ve susuzluk, diğerinde de ağır kış şartları, soğuk hava. İkinci öncülü ulaşabiliriz. İki olmayan yeri eledik. A seçeneğine gitti. Cevabımız ya C ya da D. Daha önce kaybedilen topraklar geri alınmak istemiştir. Bakalım yine tekrar savaşın nedenlerine bakacak olursak. Kanal cephesinde İngilizlerin elinde bulunan Mısır'ı geri almak. Yani buradan bu ifadeyi çıkartabiliriz. Ama net bir şekilde çıkartamayız arkadaşlar ki Kafkas cephesinde de
kaybettiğimiz toprakları geri alacağımız yönünde bir açıklama yok. Yukarıdaki yani parçaya göre, tabloya göre cevap vereceğimiz için cevabımız C seçeneği olacak. Bu tarz sorularda harita olabilir, tablo olabilir, metin verilebilir. Metne göre, haritaya göre, yukarıdaki verilen bilgiye göre hareket etmemize fayda var. Cevabımız C seçeneği olacak. Anlatmış olduğumuz konularla ilgili bir soru daha var. Kasım ayındaki örnek soruları da çözmeye devam ediyoruz. Yine bir tablo sorusu. Bu bilgilere göre söz edilen cemiyetlerle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Soru şu güneyine baktım. Ulaşılabilir bulacağız. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun bazı bölgelerinde milli varlığa karşı zararlı cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin bazılarının kuruluş nedenleri ve etkinlikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İki cemiyetimiz var. Mavi Miray'la Etniki Eterler. İki cemiyet hatırlayacağınız üzere Rumlar tarafından, yani Yunanlar tarafından kuruluyordu. Tabloda hangi bilgi verilmiş bize? Yunan hükümeti için çalışan ve Bizans İmparatorluğunu yeniden kurma amacı taşıyan cemiyet, bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmayı hedefliyor. Etnik yeterliğe baktık. Karadeniz'de Samsun Trabzon merkezi bir Pontus Rum devleti kurmayı amaçlayan bu iki cemiyete mensup olan yerli Rumlar silahlanarak eşkıyalık yapmış ve Yunan ordularını desteklemiştir. Hangisine ulaşacağız? Milliyetçilik fikri doğrultusunda hareket ettikleri, Rumlar tarafından kuruluyor, Yunanistan için, Yunanistan'ın geleceği için, kendi gelecekleri için hareket ediyorlar. Birinci öncülü ulaşabiliriz. Anadolu'daki Türk varlığını yok saydıkları, tüm azınlıkları tek çatı altında toplamaya çalıştıkları, Anadolu'daki Türk varlıklarını yok saydıkları, tekrar metnimize okuyoruz. Tüm azınlıkları tek çatı altında toplamaya çalıştıkları, tüm azınlıkları tek çatı altında toplayacaklarını belirten bir ifade yok. Öyle bir amaçları da yok zaten. 3 olan seçeneği eledik. Denizli, Ceyhan ve Adana gitti. Cevabımız Bursa olacak. Anadolu'nun Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu bölgesinde. Burada Türkler var ama Bizans'a katmaya, Yunanistan'a katmaya çalışıyorlar. Buradaki Türk varlığını yok saydıklarını buradan çıkartabiliriz. Haliyle cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 seçeneği oluyor. İkinci ünitemizle alakalı Kasım ayında yayınlanan sorumuz var mı? Başka sorumuz kalmadı. Çıkmış sorulara bakalım hemen. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Soru köküne baktık. Söylenemez. Olumsuzu bulacağız. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Boğazları ulaşıma kapattı. Ülke genelinde seferberlik başlattı. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. Kapitülasyon ayrıcalık demekti. Bir devletin başka bir devlete tanıdığı ayrıcalık. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Ülke güvenliğini sağlamayı, genel seferberlik ilan ediyor, olası bir saldırı karşısında hazırlıklı olalım diye boğazları kapatıyor. A seçeneğine ulaşabiliriz. Savaş dışında kalmayı, tarafsızlığını ilan ettiğine göre B seçeneğine de ulaşabiliriz. Ekonomik baskılardan kurtulmayı, kapitülasyon ayrıcalık bir devletin başka bir devlete verdiği ayrıcalık. Ekonomi genel anlamında, ekonomiyle alakalı ayrıcalıklar tanımlıyordu. C seçeneğine de ulaşabiliriz. Dış borçları kapatmayı, bununla alakalı bir madde yok. Ki konumuzla da ilgili, yani dış borçları kapatmak için Osmanlı Devleti savaşa da girmemişti. Cevabımız Denizli seçeneği, D seçeneği olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in çıkmış soru. Mustafa Kemal'in bu görevde kazandığı tecrübe, milli mücadele
liderliğinde ona hangi açıdan katkı sağlamıştır? Metne bakalım. Yarbay Mustafa Kemal 2 Şubat 1915'te 19. Tümen Komutanlığı'na atanmış ve bu tümenle düşmanın iki büyük saldırısını başarısızlığa uğratmıştır. Böylece Çanakkale'de itilaf devletlerinin bozguna uğramasında büyük bir rol üstlenmiştir. Mustafa Kemal'in bu görevde kazandığı tecrübe milli mücadele liderliğinde ona hangi açıdan katkı sağlayacak? Burada savaşla alakalı orduyu orduyu organize ediyor, ordunun başında oluyor ve başarılı da oluyor. Bu askeri hayatına Mustafa Kemal'e katkı sağlar bu açıklama. Bakalım seçeneklere. Başarılı bir dış politika yürütmek, buna böyle bir çıkarımda bulunamayız. Ülke ekonomisini güçlendirmek, ekonomiyle de alakalı bir çıkarımda bulunamayız. Orduyu savaşta iyi yönetmek. Başarılı olduğu zaten metinde ifade ediyordu. Burada aldığı tecrübeyi Anadolu'da da yansıtacaktı. Cevabımız C ama D'ye bakalım. Kültürel yenilikler yapmak, bununla da alakalı bir çıkarımda bulunamayız. Cevabımız C olacak. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı öncesinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalardan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir? Osmanlı'nın neden savaşa girmesi gerektiği ile alakalı 3 tane maddemiz var. Bunlardan bir tanesi de uluslararası arenada yalnız kalmamak. Seçeneklere bakalım. Kapitülasyonları kaldırmaya çalışması, bazı devletlerle ittifak arayışına girmesi, son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak istemesi, ordusunu yeniden yapılandırmaya gitmesi. A seçeneği, B seçeneği ve C seçeneği Osmanlı'nın neden 1. Dünya Savaşı'na girdiği sorusunun cevabı. Ama soru bizden siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçlayan bir çıkarımda bulunabilmemiz için B seçeneğine bakıyoruz. Bazı devletlerle ittifak arayışına girmesi, yani yalnız kalmaması için ya itilafa ya da ittifak bloğuna girecektir. İttifak bloğunda savaşa dahil olarak kaybettiği toprakları geri almak istemiştir, kapitülasyonlardan kurtulmak istemiştir Osmanlı Devleti. Cevabımız Bursa olacak. Montrose Ateşkes Antlaşması ile alakalı bir soru var. İlk önce sorumuzu okuyalım. Bu dayanak ve gelişmeler ilişkilendirildiğinde itilaf devletleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Soruyu iyi görebilmeniz için büyüttüm. Birazdan metne bakacağız. Akabinde seçenekleri sizin için yakınlaştıracağım. Bu dayanak ve gelişmeler ilişkilendirildiğinde itilaf devletleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Metin ne vermiş bize bakalım. Dayanak 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması 7. madde, 7. ve 24. madde önemliydi. 7. madde ile alakalı çıkmış bir soru yani. Mondros'la alakalı bir soru. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir maddeyi koymalarının sebebi neydi? Yapacakları işgale hukuki bir zemin hazırlamaktı arkadaşlar. Gelişmelere bakalım. Bu maddenin akabindeki gelişme 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin korumasında Yunanlar İzmir'i işgal etti. 16 Mart 1920 senesinde de İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etti. Bu dayanak ve gelişmeleri ilişkilendirdiğimizde İtilaf Devletleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İşgal bölgelerinde asayişi, huzuru, güvenliği sağlamışlardır. Cevabımız A gibi duruyor ama diğer seçeneklere de bakalım. Yapacakları işgallere zemin hazırlamışlardır. 7. maddenin amacı oydu zaten. B gitti. Osmanlı topraklarını parçalamaya amaçlamışlardır. 7. maddedeki gelişmelere baktığımız zaman akabinde İzmir'i Yunanlılar İstanbul'da İtilaf Devletleri işgal ediyor. C seçeneğine gitti. Osmanlı Devleti'ne karşı ortak hareket ettikleri, işte Yunanlılar İzmir'i, İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal ediyor diye de ulaşabiliriz ama işgal bölgelerinde asayişi sağlamışlardı, tam tersi huzuru bozmuşlardır. Cevabımız o yüzden dolayı A şıkkı olacaktır. Yine ikinci ünitemizle alakalı Mondros'la ilgili bir soru çıkmış. Bu soruyla beraber çözelim.
Mondros-Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş çareleri ortaya atılarak çalışmalar yapılmıştı. Bu doğrultuda kurulan cemiyetlerin amaçları arasında aşağıdaki kurtuluş çarelerinden hangisi yoktur? Olmayan olacak, soru köküne dikkat ediyorduk. İngiliz Muhibbileri Cemiyeti, Muhibbi Dost Demek. İngiliz Muhibbileri Cemiyeti, çareyi İngiliz mandasında, İngiliz sömürgesinde olduğunu düşünmüşlerdi. A seçeneği de bunu ilişkilendirebiliriz. A gitti. Wilson Prensipleri Cemiyeti, çareyi Amerikan mandasında, Amerikan sömürgesinde bulmuşlardır. B seçeneği gider. Bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmak, yararlı devletlerin ortak özelliklerinden birisi de bölgesel oluşlarıydı. Bir cemiyetimiz hariç, Milli Kongre Cemiyeti dediğinizi duyar gibi. Milli Kongre Cemiyeti çünkü İstanbul merkezi Anadolu'da yapılan işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak için kurulmuştu. Ama diğer yararlı cemiyetlerin tamamı bölgeseldi ve bölgesel kurtuluş çarelerini aramışlardır. D seçeneğine gider. Topyekun milli mücadeleye girişmek seçeneğin doğru cevabımız olacak. Evet, cemiyetlerle alakalı bir çıkmış soru daha. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı Mustafa Kemal'in topyekun mücadele fikrine uygundur? Trakya Paşaeli Cemiyeti, Trakya'nın Yunanlar tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur. Trakya'nın Yunanlar tarafından işgalini, yani bölgesel. A seçeneği gitti. Kilikyalılar Cemiyeti, Çukurova bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgalini önlemeye amaçlamıştır. Bakın Çukurova bölgesi Fransızlardan kurtulması için, Ermenilerin faaliyetinden kurtulması için kuruluyor bölgesel. B seçeneği gitti. Topyekun'da ulusal mücadeleyi ön plana alacağız. Milli Kongre Cemiyeti, Türklere yönelik gerçek dışı yayınlara belgelerle cevap vermeyi ve milli kuvvetleri bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir. Tek çatı altında 7'den 70'e herkes ortak hareket edecek. İzmir Belediye Hak Cemiyeti ya da İzmir Müdafaa Cemiyeti de diyebiliriz. İzmir'i Yunanlar tarafından haksız işgaline karşı silahlı direnişi örgütlemişlerdir. İzmir'deki Yunanların faaliyetine karşı durdu. Bölgesel cevabımız C seçeneği olacak. Topyekun hareket ediyoruz. Milli kuvvetleri bir çatının altında toplamayı hedeflemiştir. Bu ifadeden bu çıkarımı yapabiliriz. Haliyle sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. İkinci niteliğiyle ilgili size anlatmış olduğum konuların akabinde sorularımızı da çözdük. Size tavsiye. Bu konularla alakalı mevlin sitesine girip kanalın tarama testlerini de çözerseniz ikinci üniteyi pekiştirmiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum sevgili gençler. Sağlıcakla kalın.